Hemen zalik Allah yaz. Sübhane melek kutus. Cidfe mazalek Allah yaz. Okuma boş boşuna anne. Gelecek adam şimdiye kadar gelmez mi? Bak kaç gün oldu. Unutmuştur o bize çoktan. Bizim futbolcu olma hayalleri de yalan oldu. Öyle deme be oğlum. Baban umudunu keserse silkeler eteğini çeker gider vallahi. Keşke. Ben de okula dönerim rahat rahat. Eve de gelmez oldu. Bütün gün kahvede adamın yolunu gözlüyor. Sonra da küp gibi içiyor sabaha kadar meyhanede. Sokmasın meyhaneci de içeri. Borcu içirmesin babama. Kız nasıl sokmasın? Ateşe vermeye kalkmış dükkanı kaç kere. Sesi kesilsin rezillik çıkmasın diye dayın ödeyiveriyormuş hesabı kaçtır. Ödesinler tabii. Kondular dedemin mallarının üstüne. Hakkımızı yediler. Bak biz burada aç plaj 3-5 odunla ısınmaya çalışıyoruz. Onlar orada o. İki keklik bir kayada ötüyor. İki keklik bir kayada ötüyor. Recep ne bu hal Recep'im? Recep'in sana kurban olsun kurban. Kara atacağım benim çatal karam çingaram oyna kız. İki keklik bir kayada ötüyor. Oğlum gelmezse gelmesin adamlar, gelmesinler. Biz eğleneceğiz bu akşam, ailecek eğleneceğiz. Oyna lan, al Sem, al. Aferin kız sana. İki keklik bir kayada eğleniyor. El çırpı lan. Ötme de bülbül derdim bana. Oyna kız bak kalırım ha. Ötme de bülbül derdim bana. Yeah. Oyna kız, oyna kız. Ha? Evet. Oh! Recep! Recep'im. Ne oldu lan benim kafama? Aa başım. Bu ne? Ne oldu lan benim başıma? Ah çatlıyor. Ne oldu lan benim kafama? Düştün zaten dün gece eve gelirken. Aslı. Köpek gibi içmişiz ha. Kahve yapın bana öyle bakmayın mal gibi ya. Narin! Ben yapayım bu. Ablam işe gittiydi. Yap. Yapayım ama kahve yok. Dün de yoktu. Sordun ya. Gel buraya gel. Gel lan buraya. Gel lan! Madem kahve yok, niye kahve yapayım diyorsun? Geri zekalı, ha? Aptal! Koş kız, koş! Niye lan? Ümran teyzeden isteği ver iki pişirini. Hadi bakayım, hadi! Bırak lan sizi, kahvenize ihtiyacım yok. Gerek yok, ben kahvede içerim. Bırak. Adam gelirse haber verin. Geri zekalı. Çok şanslısın kızım, çok. Bir söyleseydin kafasını senin yardığın var ya, ah. Ben gittim. Bekle beni. Anne, saçımı örsene.
Hoş geldin. Senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var? Ben arkadaşımla o kadar iyi arkadaş oldum ki ömür boyu ayrılmamayı düşünüyoruz artık. Ha. Irmak ne haber? Hoş geldin. Deniz nerede? Ben bir denize bakayım. İçeride. Denizciğim. Hoş geldin hayatım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yardım edeyim mi? Yok yok. İçkini al, geç içeri, keyfine bak. Tamam. Teşekkürler. Bizimki çok gergin. Herif gelmedi. Eyvah. Ben söylemeyecektim Fırat'a mesaj attığını. O densiz Atıf yetiştirdi hemen. Allah Allah. Asıl densiz sensin. Her şeyi niye yumurtluyorsun daha sabah tanıştığın adama? Çok tatlı ama be. Can nerede? Cehennemlidir umarım. Hadi gel. Nerin, ne haber? İstanbul'a çağlar boyunca değişik adlar verilmiştir. Bizantiyon, Augusta, Antonina, Nova Roma, Konstantinopolis, Konstantiniye, Sultanşehir, Dersaadet, Asitane, Darül İslam, Darül Hilafe, Darül Seade, Asitane-i Devlet, Bayi Tahtı Saltanat, İstanbul'i, Astanbul'in, İstanbul. Vay canına be! Gece otobüste kaza oldu da öldüm de cennete mi yükseldim Allah'ım? Böyle memleketler yaratırsın, hiç haber vermezsin narin kuluna. Bu ne ya? Bu ne böyle? Üsküdar'a yürü. Oradan Beşiktaş'a geç motorla. Oradan 15 numaralı otobüse bin. Ay yok yok, yürürüm ben be. Kaybolurum maybolurum, neme lazım? Öğrencilerimizle ilgili öyle rastgele bilgi veremeyiz maalesef. Ama abim o benim. Aradım, telefonu kapalı. Ulaşamıyorum. İstanbul'a tek başıma geldim buralara kadar. Gelirken bütün paramı da harcadım. Yani ne olur bir yardımcı olsanız. Ah be evladım. Abin olduğunu neden daha önce söylemedin? Abinin adı ne? Söylemeye geldim Fırat. Tamam. Gidelim bir yere oturalım konuşalım. Yok yok. Burada söyleyeceğim hemen. Söylüyorum. Sen hıyarın tekisin Fırat Kazan. Oh. Söyledim işte. Şimdi de gidiyorum. Hadi size iyi günler. Onca yolu bunu söylemek için mi geldin bana? Evet. Tamam, sebebini de söyle. Neden hıyar diyorsun bana? Ne yaptım ben sana? Genel olarak hıyarsın yani. Bir şey yapmana gerek yok, tamam mı?
Narin. Gidip oturalım aşağıda. Sen de bana ne olduysa doğru düzgün anlat. Ben sana bir şey yapmadım. Açtı baba. Takıma giriyorum dedim. Acele konuştum dedim. Paranın kokusunu alır almaz. Ne alırsanız alın. Dükkan sizin de derim. Yumurtaları da ünvan getirdi sağ olsun. Yesin oğlan dedi. Maşallah. Bir batımda kaç yumurta veriyor acaba bu tavuklar? Sahaya çıkacağız. Bir güzel beslenelim. Doğru mu? Değil mi baba? Oh Allah'ıma bir şükürler olsun. Bu günleri de gördük. Nasıl bir oğlan doğurmuşum sana. Görüyorum değil mi Recep? E hadi soğutma buyur. Ekmeği sen kapar baba. Seversin baş ekmeği. Bak tazecik. Nasıl olacak şimdi? Hoca kaç para verecek? Bak öyle 2 kuruş para verirse topu mopu unutar ben sana söyleyeyim. Baba şunun şurasını 200 senecik. Lisans alayım para yağacak. Sıkacağız dişimizi artık. Rapor alacaksın doktordan baba. 15 gündür okula gitmiyorum ya. Öyle elimi kolumu sallayarak gidemem. Rapor isterler. Gitmeyi verirsen de. Olmaz baba. Müdür dakikası Necati Hoca'ya söyler. Bak ben kulübe gireyim, kendime bir yer edineyim. Bunu da okuldan alırız, gider bir yerde çalışır işte. Sana mı soracağım lan? He? Sana mı soracağım lan? Attıracaksın kendini okuldan. Narin Hanım, uyanıklık yapmayacaksın. Anladın mı? 0 alacaksın, 1 alacaksın, sınıfta kalacaksın. Kendini okuldan attıracaksın. Eğer sen bak bir daha ders çalış, bu parmaklarını kıtır kıtır kırarım senin. Anladın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, hadi bakalım iyi dersler sana. Evet. Noktalı virgül. Noktalı virgül nerelerde kullanılır? Kim söyleyecek? Evet Nari. Noktalı virgül ama fakat gibi bağlaçlardan önce kullanılır öğretmenim. Başka? Sema, kızım kıkırdayacağını sen söyle bakalım. O da virgülün ne olduğunu bilmiyor ki öğretmenim. Nasıl söylesin? Narin. Evet Sema, seni dinliyorum. Sema soru işareti gibi bakıyor öğretmenim. Çocuklar, noktalı virgül sıralı cümlelerin arkasında da kullanılıyor. Değil mi? Nasıl Hikmet Başkanım? Dediğim kadar var değil mi? Çocuk iyi hocam. Babası 5 para etmez biridir yalnız. Herkes bilir ne bir herif olduğunu. Bela olmasın. Uzun yola çıkacağız oğlanla. Siz merak etmeyin. Onu ben hallederim. İyi. Alalım oğlanı. Birkaç sene izleyelim bakalım ne çıkacak. Huyu suyu uygunsa, başarılı da olursa alırız takımı. Tamam. İyi günler. İyi günler hocam. Kolay gelsin. İyi günler başkanım. Sağ olun. Ne yapıyor? Buyurun Hikmet Bey. Çiftliğe gidiyoruz. Arabayı kapıya getirsin Nuri. Emredersiniz. Hocam bu ne ya? Çocuk nalburda bunun 2 katını kazanıyordu ya. Recep kes. Ben nalburdan ne aldığını biliyorum. Taslaman bu kadar alıyormuş. Vallahi billahi yalan hocam ya. Recep. Kulübün elinden gelen bu. İşine geliyorsa. Hem çocuğu olimpiyatlara yollamayacağız ki. Çocuk burada 2-3 sene çalışacak, çabalayacak. Becerirse takımı alacağız. İnşallah hocam. Yani çocuğun geleceği mevzu bahis olmasa yemin ediyorum para hayatta olmaz. Ece, uzatma. Kızı okula gönderdin mi? Gönderdik. Gidiyor hocam da sayenizde kuaförden aldığı paradan da olduk yani. Bana bak. Eli ayağı tutan aslan gibi adamsın. Elinden el iş gelir. Ben de sana bir iş ayarlarım.
evin bakımı bu iki küçük çocuğa mı kaldı ha? Ne alakası var hocam ya? Allah Allah, iş var da sanki biz çalışmıyoruz ya. Sen şoförlük biliyor musun? Yani bilirim. Tamam. Bu kasabada beni severler. Nazım'ın geçtiği insanlar var. Alo. Ahmet oğlum nasılsın? Ben Necati Hoca, kulüpten. Sağ olasın. Senin depoda bir şoförlük işi vardı. Hala boş değil mi? İyi. Ona kimseyi alma. Ben sana birini yollayacağım. Recep. O işe başlar. Sağ olasın oğlum. Nasıldım hocam? Başkan beğendin mi beni? İyi. Fena değildin. Bana bak. Sabah erkenden buraya geleceksin. Antrenmanları aksatmayacaksın. Al bakalım. Bu forma. Ayağında 41 de herhalde. 40 hocam. Recep, sen de kasabada Cemgöz Ahmet'in depoya uğra. Kırmaz beni. Seni hemen işe başlatacak. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah hocam, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Gel oğlum. Ne oldu baba? Hoca iş mi buldu yoksa sana? İş buldu. Mutlu musun ha? Mutlu musun lan? Olmadık işte araştırınız başımı. Neymiş efendim? Sen futbol oynayacaksın. Mehmet Hanım okula gidecek. Bunların bana ne faydası var? Bir faydası var mı? Yok. Bir de hiç her şey bitti anasını sabahtan akşama kadar kamyon tepelerinin milletin ağız kokusunu çekeceğim. Böyle bir şey yok. Anladın mı? Bak. Dilenci gibi iki kuruş para verdi bana. Eve para getireceksin aslanım. Bu kadar basit. Ya baba. Sabahtan akşama kadar antrenman var. Nasıl para getireyim? Doğru söylüyorsun. Bundan sonra yok. Sermet, çocuk kucağına çok yakıştı. Yok be abi, böyle iyi. Allah'ın izniyle anasını da Ali'yle evlendirdiğimiz zaman bir sıkıntımız kalmayacak. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin Ali Bey. Hayırlısı abi. Sermet bak, dediğim gibi yarın orada kendini kaybetmek yok. Yani bana söz verdin, o koşulla aradım. Yok be abi, niye öyle bir şey olsun ki? Ev bakacağız, geleceğiz. Yalnız o Silahtar Bey bizle beraber gelmeseydi iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Allah tarafından. Oraya yalnız gitseydin neler olacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Hadi abi, selametle. Eyvallah. Bay bay değerli amcaya. Bay bay. Oh. Top oynayalım mı? Oynamak ister misin? Hadi o zaman. Ne zannediyorlar bunlar beni ya? Ha? Benim karşıma bir ordu çıksa değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gördüklerinde çok şaşıracaklar. Sen de gelmek ister misin? Denizde narini görürsün. Ya da istersen denizde narini alayım getireyim buraya. He? Bakın Şerci Hanım, benim bir yabancı olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Ama ben bir profesyonelim. Benimle konuşmanızın sizin iyiliğinize olduğunu anlamalısınız. Hadi kızım, anlat. Çekinme. Bütün sıkıntılarından bahset. Sermet Bey, söyledim. Sizin burada bulunmanız doğru değil dedim. Yine de geldiniz. Baba bari karışmayın. Hastayla baş başa olmam lazım. Ama böyle de olmaz ki. Sen niye sesini yükseltiyorsun? Öyle o şey oldu. Kız ailemizin kızı. Aile terapisi yapalım. Hadi başla. Sermet Bey, terapinin seyrini bozuyorsunuz ama. Anlat kız. Doktorcum, ben 17 yaşında evden kaçtım işte, İstanbul'a geldim. Onları anlat. Neden kaçtın, niye kaçtın, ne zaman kaçtın, kimle kaçtın? Her şeyi anlat. Hani o benim üvey babam olacak şerefsiz terzi var ya, ondan bahset. O abin olacak Mehmet Kansız'ından bahset, Zafer'den bahset. Görüyor musun doktor, aile terapisi işe yarıyor. Doktorcum, ben böyle bir ailede büyüdüm. Yani daha ben küçücükken, çocukken... Ama olmaz ki. Yani sen çok geriye gittin. O çok uzun sürer. 6 ay seni mi bekleyeceğiz burada? Daha yakına gel. Affedersiniz. Doktor sensin.
Sen iyi bir doktorsun. Sana güveniyorum. İşte doktor abim ben böyle biz yani çok vahşi ama çok da böyle iyi de çocuklardık çocukken. Atlan at, birkaç hareket göstereceğim sana, hadi. Ay Sema abla, çok güzel bebeklerim varmış. Beraber oynayalım mı? Dokunma, kirletirsin. Ben giydireceğim. Bırak kız, kendisi giydirsin bebeklerini. Ama ablan ya. Şşt, abla. Atan alır spor. Lan kaçan topu küçükler alır. Fıçı gibi olmuşsun zaten. Az hareket et. Şatiye, senin de buran yırtılmış. Eve gidince dikelim, unutur mu, tamam mı? Dikecek iğne iplik mi var abla ya? Niye alay ediyorsun şurada? Kızım, ben sana demedim mi kibritle oynama diye ya? Ne? Yürü seni banyoya kitleyeyim de aklın başına gelsin senin. Evet, yürü. Siz mi yaptınız bunu? Hadi güzelim bebek. Oynardım, niye yaksın ki abi ya? Ama niye yaksın? Hadi ben oynardık ya. Hadi yürü. Öf be. Zaten burada aç için uyuyamıyoruz. Bari birazcık eğlenirim. Şşt, hadi gel, gel, kalk, kalk, kalk. Hadi sen de. Nereye? Gidiyoruz, gidiyoruz, hadi. Ya git, bir susun. Bir şey yapmıyorum, bir dur. Ne şebesen? Şey, o su dökülmüş, orada su koymuşsunuz. Tamam, bir su döküldü belli de. Aa Recep'im, korkulu rüya mı gördün sen? Ha, korkulu rüya gördüm. Koymuşsunuz o su mu bir şey? Dökülmüş, halime bak ya. Gerizekalı. Gülme lan, gerizekalı. Ben de şimdi altımı yapacaktım ha. Ya gülmeyin, gülmeyin. Dövecek şimdi. Çocuğum gülünür mü? Hastalık.
Zamanımız çoktan doldu Sermet Bey. Bu şekilde verimli olamayız. Şadiye Hanım'a konuştuklarımızı düşünmesi ve özümsemesi için biraz zaman tanımak lazım, tamam mı? Otur. Hızlandırılmış kuru yapacağız. Sen düşünmesi gereken şeyleri söyleyeceksin, o da burada düşünecek. Sen söyle, sen de düşün. Abim. Abim benim ya, abim, canım abim benim ya. Sen benim için çabalıyorsun ya, ben biliyorum, anladım ama yani... benden geçmiş, değil mi? Ya benim hayatım roman yani. Abi, bak bu terapi işi böyle zenginler için yani, zengin şeyler kesim için. Aman, hiç derdin olmayacak. Öyle yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak. Öf be, sıkılacaksın, bunalacaksın, ne yapacaksın? Terapiye gideceksin, yalan mı? Yani yoksa bu olmaz böyle, çok para gider. Şadiye, ben var ya, bu kurşun cerrahisi işinde uzman oldum. Şu silahı 2 milim sola kaydırdığım zaman hafıza merkezini alırım. Ya bir şey olmaz. Yine konuşursun, yürürsün. Gerizekalı gerizekalı dolanırsın ortalıkta. Ablan seni gördüğü zaman acır yanına alır. Anlatabiliyor muyum? Sana diyorum ki, ben faydasını gördüm. Hadi şimdi sıra sende. Tamam. Tamam abim. Biz devam edelim doktorcuğum. Çok faydasını görmüş abim. Sen çok yardımcı olmuşsun. Ben çok umutlandım yani kendi adıma. Şadiye, bana laf sokma, yumruğu yedin mi? Medine dilencisi gibi yapışırsın yere. Uğraşıyoruz sana. Sinirlenmeye başladım ben. Çok kötü sinirlenmeye başladım. Abi, Ankara'dan misafirler geldi abi. Ben bahçeye aldım ama. Siz devam edin. Sen şimdi öde borcuna. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.